İşte kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iş dünyasında yer alan kadın dernekleriyle görüşmeye devam ediyoruz. Bu kez karşımda yönetim kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil var. Hande Hanım, ben hemen söze gireceğim. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara siz ne diyorsunuz? Hatta sözleşmeden imzanın çekilmesi dahi gündeme getirildi. Siz yönetim kurulunda Kadın Derneği olarak bu tartışmaları nasıl karşılıyorsunuz? Teşekkürler Tülay Hanım. Biz elbette bu tartışmaları çok üzüntüyle karşılıyoruz. Çünkü aslında İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olmaktan gurur duyduğumuz bir ülkenin mensubuyuz. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Türkiye'sinin kadınları, kadın yöneticileri, güçlü kadın yöneticileri olarak hissediyoruz. Dolayısıyla da bu tartışmadan, bu sözleşmeden çekilme ihtimalinin tartışılıyor olmasından büyük hicap duyuyoruz. İş dünyasındaki kadın dernekleri diye girdiğiniz konuya. Evet, biz yönetim kurulunda kadın derneğiyiz. Yönetim kurullarında daha çok kadın olmasını savunan ve bunun için uğraşan bir derneğiz. Amacımız çok net. Ama bu aynı zamanda tüm karar mercilerinde, toplumun tüm karar mercilerinde daha çok kadın olmasına duyulan ihtiyaçtan yola çıkmış bir derneğiz. İlkemiz bu. Dolayısıyla da İstanbul Sözleşmesi'nin hepimizi bağladığını, bütün toplumu bağladığını düşünüyoruz. Korunan, güçlendirilen, hakları savunulan kadınların olduğu bir toplumla, bunun aksinin olduğu bir toplum her açıdan farklı olacaktır. Dolayısıyla biz de bu konuda ülkemizin bu sözleşmenin ilk imzacısı olmaktan gurur duyduğu yeri korumasını arzu ediyoruz, korumaya devam etmesini arzu ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştirilere ya da tartışmalara baktığımız zaman içindeki kapsamına yönelik işte aileyi, aile kurumunu yıktığı, eşcinselliği özendirdiği, toplumsal cinsiyet kavramı nedeniyle erkek ve kadınlarla ilgili rollerin parçalandığı, dağıtıldığı, yani açıkçası temel olarak baktığımız zaman toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olanlar ve ayrıca LGBT bireylere karşı olanlar tarafından bir takım eleştirel argümanların ortaya atıldığını görüyoruz. Siz bu eleştirilere ne diyorsunuz? Öncelikle toplumun bu kavramlar üzerinden bölündüğünü görüyorum ve bunun için üzülüyorum. Çünkü bu konu politize edilerek aslında tartışılıyor. Halbuki konunun partiler ve politikalar üstü olduğuna inanıyorum. Bir toplumun sağlığı, aydınlığı, ileride nerede olduğu, toplumdaki medeniyet seviyesi aslında kadının ve azınlıkların nerede olduğuyla belirlenir. Kadınlar aslında en temsili düşük, en büyük azınlık Türkiye'de. Yani hem çok kalabalığız hem temsilimiz az. Dolayısıyla bu çeşitlilik konusunu konuşurken kadınlardan başlıyoruz. Ama çeşitlilik konuştuğumuzda kadınlarla sınırlı değiliz. Elbette farklı yönelimi olan bireyler, yaşlar, farklı düşünceler, farklı inançlar hepsinin karar mercilerinde, masalarında yeri olması gerektiğine inanıyoruz. Biz kadınlarla başlıyoruz çünkü kadınlar temsilde düşük, en büyük azınlık. Onun için oradan çalışıyoruz ama bütün çeşitliliği savunuyoruz. Karar mercilerindeki çeşitliliği savunuyoruz. Aile kavramına geldiğimiz zaman elbette toplumumuzda aileyle ilgili farklı düşünceleri, hepimizin ailesi birbirinden bir miktar farklı, bir miktar da aynı. Bu konu toplumun politikaların üzerinde bir konu. Kadının can güvenliği, sağlığı, şiddet görmemesi, haklarının korunması, yasalar karşısında eşit olması ile ilgili bir konu. Dolayısıyla bunun politize edilmesini çok üzücü buluyorum. Diğer konulara gelince ben esasen meslek itibariyle psikoloğum. Dolayısıyla ben bilimi baz alarak konuşuyorum. Hem bütün bu konularda hem İstanbul Sözleşmesi'nde hem de pandemiden bahsediyorsak her zaman bizim pusulamız bilim. Dolayısıyla burada cinsel eşcinselliğe özendirme gibi bir şeyin benim için kabul edilebilir bir tarafı yok. Kimse özendiği için eşcinsel olmaz. Her toplumun ortalama 8 ila 10'u arasında eşcinselliği bilimsel olarak gördüğümüzü biliyoruz. Dolayısıyla biz bu var desek de, yok desek de, özendirsek de, özendirmesek de rakamlar böyle, bütün toplumlar bu şekilde. Dolayısıyla bizim için burada doğru olan bulunduğumuz duruma bakıp ona göre bir politika belirlemek. Yani zaten varken yok saymak,
zaten varken masalarda yer vermemek, bunlar bence doğru değil. Biz çeşitliliğin toplumları geliştirdiğini düşünüyoruz. Gene diğer toplumlara baktığımız zaman şirketlerde, bugün global şirketlerin hemen hepsinde çeşitlilik komitelerinde aynı şekilde eşcinsellerin de komiteleri var. Kadınların olduğu gibi, zencilerin olduğu gibi, farklı etnik kökenlerin olduğu gibi. Biz Türkiye'de ağırlıklı olarak cinsiyet üzerinden konuşuyoruz ama ne kadar çok farklılığımız varsa hepsinin karar masasında temsil edilmesi prensibinden yola çıkarak konuşuyoruz. O konuyu birazcık açabilir misiniz? Hani dedik ya, eşcinsellik özenilecek ve özenilerek yapılacak bir şey değildir diye. O kısmı açar mısınız? Yani bir birey, yani ben burada mesleki eşcinsel olarak dünyaya gelir, yoksa birini görüp güzel, ben de eşcinsel olayım karar verip öyle mi girer? Hani bunu özellikle soruyorum. Hani şöyle düşünülmesin, bilmiyor mu neyin ne olduğunu diye. Ama biraz açmakta fayda var. O yüzden soruyorum. Haklısınız ama benim yani buradaki bulunma konum ve uzmanlık alanım bu olmadığı için daha fazla bir şey söylemek istemem bu konuda. Ben burada yani psikolog ya da psikiyatr davet ettiğiniz bir programda değilim. Yönetim kurulunda Kadın Derneği Başkanı olarak buradayım. Dolayısıyla bu konuda daha fazla şey söylemek istemem ama bilimsel bütün kaynaklar aynı şeyi söylüyor. Yani ben onlara referansla konuşuyorum. Evet, aksini söyleyen psikiyatri profesörleri de var ülkemizde, yok değil ama çok az. Yani gerçekten bilimsel olarak referansıyla bu işe baktığınız zaman bu konunun özenerek olmadığını, her toplumda belli bir oranda eşcinsel bireyin kadınlar olduğu gibi, erkekler olduğu gibi eşcinsel bireylerin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu konunun aile değerlerimizi yıpratacak, sarsacak bir politika, bir özenti olarak algılanmasını ben maalesef eğitim eksikliği olarak görüyorum. Aslında tam söylemek istediğim şey de bu. Yani bu politikalar üstünde, partiler üstünde bence bir eğitim meselesi. Ben hangi partiden ve hangi politikadan olursa olsun bütün yöneticilerin bu konuyu daha iyi anladıkları zaman savunacaklarına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Çünkü hiç kimse aslında hangi dini inançtan, hangi partiden, hangi politik anlayıştan gelirse gelsin kadının şiddet görmesini, sadece kadın olduğu için, birinin eşi olduğu için, birinin eski sevgilisi olduğu için şiddet görmesini, öldürülmesini aklayamaz, bunu savunamaz. Yani bizim ülkemizdeki hiç kimsenin bunu yapacağına inanmıyorum. Dolayısıyla eğer bu oluyorsa bir miktar bilgi eksikliğinden, eğitim eksikliğinden, bu konudaki genel geçer tartışmalara katılmış olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Hep herkesin eşi var, herkesin annesi var, herkesin kızı var, herkesin kız kardeşi var ve biz aile kavramı çok üstün bir toplumuz. Dolayısıyla bu konuda birazcık daha birlikte konuşabildiğimiz zaman, tartışabildiğimiz zaman İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılır hiçbir yanı olmadığını düşünüyorum ve herkesin de savunacağına inanmak istiyorum. Tabii o tartışmalar o kadar öyle bir noktaya geldi ki İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını çekip çekmemesi dahi gündeme gelir oldu. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekerse ne olur? Tabii ki uluslararası toplumda büyük bir itibar kaybı yaşar. Zaten ben cinsiyet eşitliği endeksinde bulunduğumuz yerden hicap duyuyorum. Bir kadın olarak, bir yönetici olarak, bir sivil toplum örgütü lideri olarak, bir anne olarak, bir kız çocuğu annesi olarak Türkiye'nin cinsiyet eşitliği endeksinde bulunduğu yerden zaten büyük üzüntü duyuyorum. Bu üzüntümüz katmerlenir. Ama bence önemli olan bundan daha önemlisi, çünkü bu düzelir. Sonra da 5 yıl sonra tekrar imzalarız, yükseltiriz. Birçok yani bu uluslararası toplumda bu tür şeylerle ülkelerin yerleri değişebilir. Ama bence kendimizi asla affedemeyecek olduğumuz ve yükünü de taşıyamayacak olduğumuz şey olur ve daha çok kadın ölür, daha çok kadın şiddet görür, daha çok çocuk annesiz kalır, daha çok çocuk gözünün önünde annesini kaybeder. Bunlar asla göze alabileceğimiz şeyler değil toplum olarak. Bir insan, bir canı korumak hepimizin sorumluluğu. Eğer göz göre göre buradan imzamızı çeker ve toplumda bu tür şeylerin artmasına sebep olursak, bunun vebalini
hiçbir dünyada hiçbir şekilde ödeyemeyiz diye düşünüyorum. Ve tabii ki toplumsal olarak, yani bu bir iş dünyası, aile, özel hayat ayrı değil. Toplum bir bütün. Toplum sisteminin içinde biz kadını nereye koyuyorsak diğer alanlarda da aynı şey oluyor. Yani ailede koyduğumuz yer, ailede gördüğümüz yer, ona biçtiğimiz sorumluluk, ona koyduğumuz çerçeve, dar çerçeve, evde nasılsa iş dünyasına gittiği zaman gördüğü muamele o oluyor. Yükselmeye başladığı zaman gördüğü muamele o oluyor. Dolayısıyla bu bir bütün. Yani biz hem ailede kadını buraya eve hapsedip sadece çocuklarla ve ev işleriyle sorumluluklardan muzdarip görüp bir eşe hiçbir şekilde evliliğiyle ilgili söz hakkının olmadığı bir yere mahkum ettiğimiz zaman aslında toplumdaki yerini de mahkum etmiş oluyoruz. İş dünyasındaki yerini de mahkum etmiş oluyoruz. Türkiye'nin uluslararası dünyadaki yerini de hapsetmiş oluyoruz. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani eğer Türkiye imzasını çekerse çok ciddi sonuçları olacak ve bu bütün ülkeyi çok ağır bir şekilde yaralayacak, benim anladığım o. Peki, bu tartışmalar sona erer de Türkiye sözleşmede kalır ve sözleşmenin bütün maddelerini yerine getirirse, hayata geçirirse, takipçisi olur ve çok iyi bir şekilde işlemesini sağlarsa ne olur? Ben yürekten inanıyorum ki bu olursa daha çok boşanma olmaz. Çünkü korkulanlardan bir tanesi bu. Daha çok eşcinsel birey olmaz. Daha çok aileyi zedeleyen ve toplumsal değerlerimizi yıkan şeyler yaşamayız. Aksine bence daha sağlıklı bir toplum oluruz. Daha özgür olmanın, daha eşitlikçi olmanın, eşit haklara sahip olmanın, kanunun korumasının, insanları korumasının toplumlara zarar verdiği hiçbir tarihte görülmemiştir. Daha sağlıklı, daha konuşabilen, daha açık, daha iyi bir toplum oluruz. Ve bence bölünmeyiz. Yani bu tür konulardan bölünüyor olmak bizim en büyük gördüğümüz zarar. Bence bölünmeyiz. Aile değerlerimize de zarar görmez. Bizim aile değerlerimiz yasalarla sağlanan aile değerleri değil ki. Yani bunu yasaları değiştirerek ya da değiştirmeyerek korumak mümkün değil. Bu yüzyıllardır, nesiller boyu bütün tarihimizden gelen bizim kültürümüz bu. Yani bunu değiştirmek mümkün değil. Yasayı değiştirdiğiniz için bunlar değişmez. Yasayı değiştirdiğiniz için hakları korursunuz. Kadınları, canı, fiziksel şiddeti, gaspı korursunuz. Yoksa kültürü korumazsınız yasalarla. İstanbul Sözleşmesi'nin önemi neden kaynaklanıyor? Hani o kadar güzel tarif ettiniz ki sözleşme maddeleri uygulanırsa neler olabileceğini. Sözleşme neyi içeriyor ki bunları başarabilir? Tabii bunu özetlemek bana düşmez ama sonuçta burada tartıştığımız şey kadınların aile içindeki gördüğü şiddeti engellemek, yasalar önündeki eşit haklarının uygulandığından emin olmak. Çünkü bizim yasalarımız asla eksik yasalar değil. Yasalarımız tam ve yerinde ve koruyor. Ama bunun uygulanmasında sorunlarımız var. Yani kocası kadını dövüyor, kadın gidiyor, şikayet ediyor. Kadın şikayet ettiği için adam belli bir uyarı alıyor. Ama o uyarıyı aldıktan sonra tekrar eve döndüğünde kadını daha kötü dövüyor. Ya da adam uzaklaştırma alıyor ama uzaklaştırma devam etmediği için ya da uygulanmadığı için ya da kadın bir yere konmadığı için adam dönüp karısını çocuğunun gözü önünde öldürebiliyor. Ve maalesef gene uygulanmadığı için başına kötü bir şey gelmeyeceğini biliyor. Yani aslında uzun süreli hapse mahkum edilse bile iyi halden çıkabileceğini biliyor. Gördüğü belli destekler var bu yasaların yeterince iyi uygulanmamasından dolayı güç buluyor. Ve bunu da aslında bölünüyoruz diyorum ya, böyle de bölünüyoruz. Biz de aslında bu tür ben erkekler demek istemiyorum. Suç işleyen insanları da erkekler olarak görmeye başlıyoruz ve oradan da bölünüyoruz. Oysa ki bu yasaları koyanlar da, bu yasaları koruyanlar da, iyi uygulayanlar da erkekler. Dolayısıyla ben bu toplumda kadınlar ve erkekler diye bir bölüme biz zaten karşıyız. Yönetim kurulunda kadında da bizim mentorlarımızın büyük bir kısmı erkek, bizim yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmı erkek. Biz bu işin el ele, birlikte, omuz omuza, toplumsal olarak çözülebileceğine inanıyoruz. Ve en büyük sıkıntının da bu konulardan bölünmek, kamplaşmak, kutuplaşmak olduğunu düşünüyoruz. Aslında hepimiz kadınlarımızı, çocuklarımızı, kızlarımızı, kardeşlerimizi, annelerimizi korumak istiyoruz. Bunun aksini düşünen hiçbir erkek olduğuna da inanmıyorum.
Ve bunun güvencesi de elbette ki yasalarımız, elbette ki İstanbul Sözleşmesi de bu yasaları belirleyen anlaşmalardan, çerçevelerden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil bizimleydi. İzlediğiniz için size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.